Gaziantep. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Okudum başında. Tekrarlamak zorunda değilim. Sayın Akar. Sayın Kaplan, siz buyurun, devam edin. Kusura bakmayın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün Muğla'da madde bağımlısı bir kişi antidepresan ilaç almak için eczanelerin camlarını kırarak eczanelere zarar vermiştir. Muğla'daki eczacı arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bu ve buna benzer şiddet olaylarını kınıyorum. Değerli arkadaşlar, 2020 yılı bütçe görüşmeleri ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyeceğim ama diyemiyorum. Bu bütçede işçi yok, bu bütçede emekçi yok, çiftçi yok, üretici yok, bu bütçede esnaf yok, memur yok, emekli yok, bu bütçede işsizler yok, gençler yok, kadınlar yok, engelliler yok, bu bütçede emeklilikte yaşa takılanlar yok, taşeronlar yok, bu bütçede Suriyeli mülteci sorununa bir çözüm yok. Bu bütçede sadece saraya ve yandaşlarına hayırlı olacak gibi görünüyor. Değerli arkadaşlar, bu bütçe kepçeyle alıp kaşıkla dağıtanların bütçesi. Bu bütçe yoksula zam bütçesi. Bu bütçe vergide adaletsizliğin bütçesi. Bu bütçe asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan vatandaşın sırtına yük bütçesi. Bu bütçe ülkede emeği, yoksulluğu, kadın cinayetlerini, açlığı, işsizlikten intihar eden vatandaşları görmeyenlerin bütçesi. Bu bütçe dar gelirliye zam var, vergi var. Bu bütçede yandaşa bol bol kıyak var. Değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı bütçesini görüştüğümüz bugün seçim bölgen Gaziantep'te de sağlığın nasıl sınıfta kaldığını görmek istiyorum. Sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle ünlü gastronomi kenti Gaziantep ne yazık ki sağlık alanında ünüyle değil eksiklikleriyle gündeme gelmekte. Gaziantep'in nüfusu 2 milyon 28 bin. Kayıtlı Suriyeli sayısı 457 bin. Kayıt dışı Suriyelilerle birlikte neredeyse Gaziantep 3 milyona yakın bir nüfusa sahip. Cerablus ve Elbap bölgesinin sağlık hizmeti de Gaziantep'te yapılıyor. O bölgede ağır yaralılar ve tedavisi zor olan ağır hastalar da Gaziantep'te tedavi ediliyor. Tüm bunların dışında bir de komşu illerden gelen sevkler var. Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa illerinden de birçok hasta ilimize geliyor. Değerli arkadaşlar, sağlık planlaması yapılırken Suriyeliler hesaba katılmıyor. Komşu illerden gelen sevkler hesaba katılmıyor. Ekonomik krizle, işsizlikle boğuşan dar gelirli vatandaşlarımız sadece kamu hastanelerinden faydalanabiliyor. Yaklaşık 3 milyon kişiye ev sahipliği yapan ilimiz, devlet hastanesi sayısı yetersiz. Gaziantep'te çok ciddi boyutta uzman hekim eksikliği var. İlimizde kadın doğum uzman sayısı oldukça az. Suriyelilerin doğurganlık hızı ve Gaziantep nüfusunun ciddi oranda artış gösterdiğini de düşünürsek 3 milyona yaklaşan ilimizde kadın doğum uzman sayısı oldukça yetersiz kalmaktadır. Gaziantep bebek ölüm hızının da en yüksek olduğu ildir. Özellikle riskli gebelik durumları takip eden ve değerlendiren perinatoloji uzmanı da ne yazık ki Gaziantep'in hiçbir hastanesinde yok. Yine Gaziantep'te sadece bir tane yeni doğan yoğun bakım uzmanı ve çocuk endokrinoloji uzmanı var. Çocuk uzman hekim sayısı oldukça yetersiz. Geçtiğimiz hafta Gaziantep Sevgi Evlerinde 10 çocuğun tüberküloz tedavisi gördüğü açıklandı. Bu çocukların tedavileri tam anlamıyla yapılmazsa ileriki zamanlarda bölge halkı için hastalık tehdit oluşturabilir. Bir diğer önemli konu, beyin cerrahi uzmanı eksikliği Gaziantep merkezde 10 tane. İlçelerde ise ne yazık ki hiç beyin cerrahı yok. Son 6 yılda Gaziantep'e beyin cerrahi uzmanı atanmadı. 300 yataklı 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde bir tane bile plastik cerrahi yok. 2015 yatırım planları arasında 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin yanındaki 30 dönümlük alana 300 yataklı bir hastane kurulması planlanmaktaydı. Proje bitti ancak bütçe yetersizliğinden yapılmadı, başlanmadı. Değerli arkadaşlar, ilçelerimizde de durum farklı değil.
İslahiye Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahi uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, fizik tedavi uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve üroloji uzmanı yok. 140 bin nüfusu Tamamlayın sözlerinizi lütfen. Nizip Devlet Hastanesi'nde de acil tıp uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, kadın doğum uzmanı ve çocuk hastalıkları uzmanı yetersiz. Gaziantep merkez ve ilçelerinde hastanelerde hekim ve uzman hekim ihtiyaçları bir an önce giderilmelidir. AK Parti sayesinde son yıllarda antidepresan ilaç kullanımı arttı. 17 yılda bu ülkede ne ruh sağlığı kaldı, ne akıl sağlığı kaldı, ne de beden sağlığı kaldı. AK Parti sağlıkta dönüşüm adı altında reform dediği programla sağlık hakkını ticarileştirdi. Şehir hastaneleriyle sağlığı betonlaştırdı, yandaş müteahhitleri besledi. Her şeyin başı sağlık diyor, 3 milyon nüfusu olan Gaziantep'e sağlık hizmetini hemşerilerimin hak ettiği şekilde ulaştırılmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.